Türkiye'de uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili bir gündem var. Ve bu gündemin asıl nedeni aslında bir katliamın gerçekleşme olasılığı. Çünkü gerçekten bir ırk diyebileceğimiz bir canlı üzerinde büyük bir soykırım girişimi bu aslında. Peki olayı ilk başlardan itibaren takip ediyorum. Evet ancak video oluşturmadım. Bu oluşturmamamın sebebi hiç kimsenin etkisi veya medyanın yönlendirmesini istemediğinden yaptım. Çünkü medya üzerinde gerçekten çok büyük spekülasyonlar döndü ve insanları gerçekten kışkırtabilecek ve geçmiş acılarını ortaya çıkarabilecek tarihsiz çalışmalar yapıldı ve paylaşımlar devreye girdi. Sokak hayvanları meselesinin gerçek nedenini bulamazsanız gerçek çözümünü de yapamazsınız. İşte bu videoyu da bu yüzden hazırlıyorum. Tabii araştırmaya başladım ancak araştırmaya başladıktan sonra şunu dedim kendime. Keşke araştırmadan önceki saflığım ve iyi düşüncem kendini kursaydı dedim. Ancak her araştırmayla birlikte aslında sokak hayvanları denilen meselenin görünenden çok daha büyük olduğunu gördüm. Size sadece şunu söyleyeyim. Yaptığım araştırmalar sonrasında bir şeyi fark ettim. Türkiye'de gerçekten sokak hayvanları sorunu yoktur. Sokak jargonu ve büyük bir başıboşluk ahlak sorunu var. Evet bu ahlak sorunu nedeniyle bugün gündemimizde başıboş hayvan sorunu sokak hayvanları meselesi gündem oldu. Ve geyin bu sözün neden söylediğimi size şu ses kaydıyla anlatayım. Şimdi sizden ufak bir ses kaydı dinlemenizi istiyorum. Ya o hayvanın tedavisi atıyorum. 3 bin liraya mal olduysa o hayvan için 13 bin lira geliyor. 13 bin liranın şimdi 3.000 lirasını ona verdiği zaman... E ...tabii kendi hayatı içinde giderlerini oradan karşılıyor. E, ben çok gördüm vallahi. Hiç kimse itiraz etmesin. Konya'da kaç tane var böyle derneklerden? Hiçbir şey yokken, hiçbir şey yokken... ...lüks villalarını alıp altına son model arabalarını çeken... ...ben çok insan gördüm. Bunlar da var yani. Bunları da göz ardı edemeyiz maalesef. Evet, söylemesem iyiydi. Çünkü ben kendim de savunuyordum. Arkadaş, bu adam bunlar için mücadele ediyorsa elbette bir takım paralar toplamak zorunda. Bu ses kaydında gördüğünüz üzere aslında hayvanlar için toplanan paranın aslında hangi hayvanlara gittiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Ve bununla ilgili gerçekten kendi alanında yardım yapan birinin itiraflarını dinliyorsunuz. Buna ek olarak da masak bir rapor hazırladı. Ve sıkı durun sokak hayvanları meselesinde dönem para miktarı buraya iyi bakın 460 milyar. Evet sokak hayvanları meselesi değil piyasada dönem para çılgın bir para. Türkiye'de birçok kurum bu kadar paraya dahi sahip değilken bu para sokak hayvanları denilen hayvanlarla ve bu hayvanları kullanan hayvanlarla aslında kullanılan bir para olarak karşımıza çıkıyor. Korkunç bir rakam. Peki bu para nereden geldi ve nasıl tespit edildi? Gelin ona bakın. Bunu anladığımızda sokak hayvanları meselesini daha net anlayacağız. Bakın sosyal medyada 2 saat 1,5 milyon TL para toplayanlar, pet shoplar, mama üreticileri, şirketler daha nicesi ne kadar büyük miktarlarda paralar çevirdiklerini siz düşünün. Bugün hangi şirket, büyük şirketler haricinde hangileri iki saatte bir buçuk milyon kazanabiliyor? Daha nicesi. Ve bu para insanın ahlakını nasıl bozduğunu ve günümüzde nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı bilmemiz açısından çok önemli. Masak raporundan bahsetti ve bu raporda 7.254 kişi ve 1516 şirketin faaliyet gösterdiğini Masak kendi raporlarına eklemiş. Ve Masak bu paranın nasıl aklandığı ile ilgili 4 tane ayak belirlemiş. Ve şöyle demiş, Hayvan severlik adı altında kurulan sivil toplum kuruluşları, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan bazı pet shoplar, veterinerlik şirketleri. Bu 4 ayak aslında bu parayı çeviren ayak olarak görülüyor. Ve dahası da var. Bundan ötesi korkunç şeyler çıkıyor karşımıza. İlk etapta Masak'ın raporuna devam edelim. Masak ilk etapta 21 STK üzerinde araştırmaya başlıyor. Ve bunların içerisinden 11 tane STK'nın paraları yani bağışları zimmetine geçirdiği anlaşılıyor. Ve bu 11 dernekte zimmete geçirilen para miktarı 67.957.623 TL olduğu tespit edildi. Yetti mi? Tabii ki yetmedi. 2021 ve 2024 yılları arasında bu STK'lara yapılan toplam para ve bağış miktarı 205 milyon TL olduğu tespit edildi. Ve dikkat edin paraların korkunçluğuna bakın. Ve dahası da bu paraların birçoğu mama üreticileriyle dernekler arasında kırışıldığı ve finansal ilişkiler geliştirdikleri ortaya çıkıyor. Yani bağış yaptığınız mama almak için verdiğiniz o para işte mama çuvalı 10 liraysa aslında şirket şey diyor ki sen bana onu 50 liraya sat ama yarısı da benim diyor şirketin de işine geliyor, derneğin de işine geliyor. Dahası da var. Bu kadar değil. Bakın olayın korkunçluğu nereye gidecek ve bugün sokak hayvanları meselesi dediğimiz mesele yasal başımıza öldü onu göreceğiz. Sokaklardaki bütün hayvanları toplayın. Kedi, köpek falan hiçbir şey demeden. Hepsini katledin. Elinizi kana bulayın. Elinizden böyle kanlar aksın. Ondan sonra evinize gidin. Orada rahat rahat oturun ya bugün de ne kadar güzel köpek katlettim diye kendi kafenizde övünün. Ama bakın ama sizce bu sorun gerçekten böyle çözülebilir mi? Sokak hayvanları meselesi nasıl başımıza bela oldu da sokaklardaki insanları tehdit edebilen, çocukları ısırı parçalayabilen, birbirlerini parçalayabilecek bir popülasyon yaratıldı. Sokak hayvanları bu kadar sayısı nasıl da hiç şüphesiz ki yetkililerin umursamaz tavırları olduğu hem fikiriz. Bunun haricinde ikinci planda ise başka bir mesele var. Bu kadar dönem paranın insan ahlakını bozmuş olmasıdır. Buradaki mesele şöyle başlıyor. Karşınızda normal insanlar yok. Duygu sömürüsü yaparak, insanları kışkırtarak, meseleyi olduğundan daha büyük hale götürerek, insanların canının insanlardan daha değersiz olduğunu empoze ederek, canların değersizliğini daha da umursamamazlık seviyesine getirip sadece ve sadece para kazanabilmek için yaptıkları şeylerin haddi hesabı yok. Ben bunlara insan gönlünün mahlukat diyorum ve gözlerinde yaş kirpik yerine para dolaşıyor. Kanları da muhtemelen o şekildedir. Onların derdi canlılar ve hayvanlar değil. Asıl spekülasyonu yapanlar da buradan başlıyor aslında. Diğer gerçek hayvan sever arkadaşlar ise bunlardan etkileniyor. Ve meselenin nasıl başladığının farkına bile varmadan bir anda onların tuzağına düşüveriyorlar. Bu mesele katlederek, yok ederek, öldürerek çözülebilecek bir mesele değil. Ve şunu söyleyeyim. Şimdi sokaklardaki bütün hayvanları öldürseniz dahi bu sorun yine çözülmeyecek. Ve buradan sadece birkaç yıl sonra yine şunu göreceksiniz. Ya katliam yasası çıkmamış mıydı? Bu hayvanlar hani öldürülecekti yine öldürülmüyor yine sokaklar hayvan dolu diyeceksiniz. Siz bir taraftan hayvanları öldürürken diğer taraftan sorunun kaynağı devam etti ve bu kadar büyük paraların ve rantın döndüğü yerde Diğer tarafın hayvan üretmeyeceğini zannediyorsunuz. Peki ne kadar hayvan üretecekler? Sizce o hayvanlar ne olacak? Yine katledilecekler. Nereye kadar? Bir taraf üretecek, bir taraf katledilecek. Bir taraf üretecek, bir taraf katledilecek. Olan sokaklardaki popülasyon yine her geçen günden daha fazla artacak. Katliam işe yaramadığını göreceksiniz. Ve yine çocukların öldüğünü göreceksiniz. Yine hayvan saldırılarına uğrayan insanları göreceksiniz. Bunun çözümü bu değil. Bu çözümü yanlış yerlerde arıyorsunuz. O hayvanları katletmek değil mesela. Katledenler de para kazanacağını unutmayın. Üretenler de kazanacak, katledenler de kazanacak. Olan halk olacak. Peki ne olması gerekiyor? Size birkaç tane araştırma esnasında denk geldiğim olayı anlatayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sözüm ona hayırsever adı altındaki insanlar Hayvanları üretiyor ve bunları sosyal medya üzerinden satıyor. Tabii onlar satıyorum demiyor. Sahiplendirme kılıfını umutursalar da gerçeği satıyorlar. Sosyal medya üzerinden sat satıyorlar oradan paralarını alıyorlar ve bazılarında pet shoplara satıyorlar. Pet shoplarda onları diğer insanlara satıyorlar. Eğer pet shop'a satamadıysa sosyal medya üzerinden satamadılarsa, onların deyimle sahiplendiremedilerse bu sefer üçüncü bir kazanç kapısı devreye giriyor. Ne biliyor musunuz? O hayvanı darp etmek, bacaklarını kırmak, kaburgalarını kırmak, sokak ortasına veya yol kenarına atmak. Sadece sosyal medyada bazı hesaplara girip bakın. Her gün istisnasız paylaşım yapılıyor. Ve her günde başka bir hayvan buluyor. Yahu arkadaş ben şehirler çok sık seyahat eden biriyim. Ben hiç bu kadar her seyahatinde yol kenarında bu kadar hayvan görmedim. Sen nasıl buluyorsun bu hayvanları diye biri de hiç sormuyor. Ve gelin görün ki bunlar istisnasız her gün darp edilmiş hayvan buluyorlar. Altında 4x4 arabasıyla ki bir yıl önce meteliksiz olan bir insan şimdi dakika başı sakat hayvan buluyorlar. Evet bakın asıl paratuzağı buradan sonra başlıyor. O hayvanı yol kenarından alıyorlar. Güya anlaşmalı veterinere götürüp tedavi ettiriyor. Ama olayın rastoya değil. Anlaşmalı olduğu veterinere götürüyor. Yine mama usulünde olduğu gibi masrafı bu kadar ama sen bu kadar yap. Ki o hayvanda tedavi edilmez. Sonunda muhtemelen ölür ve sonra yeni bir duygu simsarlığı devreye girer başka bir hayvandır. Ve bu döngü sürekli devam eder. Eğer o hayvan satıldıysa şanslı, satılamadıysa pet shoplara verilir, verilemediyse artık bir darp edilir. Onlara yeni bir para kazanç kapısı olarak gelir. Dahası da var. O hayvan iyileştirildiyse ne oluyor sizce? Yine sahiplendirmeye çalışıyorlar. Yani satmaya çalışıyorlar. Yine satamazlarsa bu sefer ondan tekrar para kazanamayacakları için sokağa salıyorlar. Dahası da var üretimi çok fazla yapıp abartanlar bunun hepsiyle baş edemeyeceğini düşünüp bunları yine sokaklara salıyorlar. Sokaklarda popülasyona baktığınız zaman cins köpeklerden tutun da gerçekten evcilleştirildiğini düşündüğünüz bakımlı olan hayvanlara kadar her hayvanı görebiliyorsunuz artık. Bu hayvanlar nasıl türedi? Sahiplendirenlerin hepsini dışarıya attı. Hayır. Üretenler attı. Satma umuduyla ürettikleri hayvanları satamadıklarında sokağa saldılar. Ve sokaklarda o hayvanlar kendilerine yer aramaya, bölge aramaya başladı. Hayatta kalmaları gerekiyor. Tabii ki ekonomi de bozuldu. Türkiye'de ekonominin bozulmasına bağlı olarak atıkların kalitesi de düştü. İnsanlar artık eskisi kadar kaliteli şeyler de tüketemiyorlar. Dolayısıyla çöplerimizdeki kalite oranı da düştü. Dolayısıyla bu sokak hayvanları çöplerden de yeteri kadar yiyecek alamayınca ve o sokağa salman köpekler de ortaya çıkınca ve artık bölge savaşları başlıyor. Yani bir nevi yemek savaşları. İşte bu nedenle artık köpekler saldırgan bir hale geldiler. Hatta, hatta bu öyle büyük bir sorun haline geldi ki bazı yerlerde köpekler tek başlarına o bölgeyi koruyamayacağını anlayınca gruplar halinde örgütlenmeye başladılar. Evet, örgütlenmeye başladılar. Ve bu popülasyon bir süre sonra insanları dahi tehdit kılar hale geldi. Çünkü bölgelerini kurumak istiyorlar ve seni de onlardan ayırt edemiyorlar. O bölgeye girdiğin anda seni de tehdit olarak algılıyor ve saldırmaya başlıyor. İşte bütün mesele buradan çık sorunun ana temeli de burasıdır. Böylece o insanlar, üretenler bağış adı altında, sahiplendirme adı altında, hayırseverlik adı altında, mama parası adı altında milyonları götürüp ev, araba, yazlık daha birçok şey alırken sokaklarda insanlar o oluşturdukları popülasyon yüzünden can veriyor ve şimdi de o oluşturdukları canlar yani onların deyimiyle parantez içinde sokak hayvanları hayvanların ürettiği kişiler yüzünden şu an katliam gibi bir yasayla mücadele etmeye başladı. Ve gerçek hayvan severleri de güzel durum bu aslında. Ama bu sorun böyle çözülebilir mi? Bu sorun gerçek sorun orada dururken bu meselenin gerçek nedeni orada dururken o hayvanları katlederek bu sorunu mu çözeceğini düşünüyorsunuz? Hayır. Hayvan severleri inciten bir yaklaşımdır bu. Ama sorunu yanlış yerde arıyoruz. Diğer bir şey daha var. Öne Hayvanları kısırlaştıralım efendim sokağa bırakalım. Sayıları zaten azalır. Bu da işe yaramaz. Türkiye'de şu an bütün sokak hayvanlarını tutup Hepsini kısırlaştırsanız dahi, bakın hepsini kısırlaştırsanız dahi popülasyonun yine arttığını göreceksiniz. Çünkü sokaklardaki hayvanlar sokaklardaki artış haricinde bu büyük vurgunu yapanlar tarafından üretildiğin gerçeğini de atlıyoruz. Evet bu insanların üretimi milyonlar değil ama binlerle ölçülebilir. Evet bu binler sadece bir yıl sonra iki katına çıkabilir ve asıl mesele de buradan sonra başlıyor. Peki bütün hayvanları kısırlaştırsanız dahi popülasyon nasıl artıyor? kısır olan hayvanlar mı doğuruyor onlar mı örüyor Değil. Bugün şu anda bu katliamı destek olan arkadaşlar dahi görecekler ki bir süre sonra bunun yanlış olduğunu fark edecekler. Çünkü sorunlarının çözümünün bu olmadığını ancak iş işten geçtikten sonra fark edecekler. Diğer bir öneri ise Avrupa'nın ülkeleri nasıl çözdüyse biz de öyle çözeriz. Çözemezsiniz. Türkiye'nin kültürel yapısı Avrupa'daki sokak hayvanları kültürel yapısıyla aynı değil. Türkler tarihin ilk anından itibaren köpekleri ilk evcilleştiren topluluktur ve bu öyle bir şey ki Göktürkler, Uygurlar, Hunlar, Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar ve sonra nitekimde Türkiye'de gördüğünüz gibi sokak hayvanları meselesi var. Çünkü sadece Osmanlı dönemine baksanız dahi sokak hayvanlarının barınak için Kişiler yerler dahi yaparlardı evlerinin kenarlarında. Mimari dahi sokak hayvanlarını kapsayacak ve kucaklayacak şekilde tasarlanırdı. Çünkü Türkler sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamayı bir kültürel sıradanlık olarak kabul etmiş ve böyle yaşamışlar. Avrupa şu ülke nasıl çözülüyor size çözemezsiniz. Avrupa'da sokak hayvanları kültürü yok ama Türklerde ise böyle bir kültür var. Dünyada olmayan başka bir şey daha var Türkiye'de. Sokak sahiplenmeleri, apartman sahiplenmeleri, komşu sahiplenmeleri. Ne demek bu? Kişilerin bireysel hayvanları haricinde sokaklarda kapı önlerine mamalar, sular, barınaklar inşa eden bir toplumdan bahsediyoruz. Bugün gidin bakın birçok yerde bu son olaylar neticesinde belki azaldığını görebilirsiniz ama gidin bakın hayvan yemleri, sulukları görebilirsiniz. Ve bunların her biri Türk toplumu sokak sahiplenmesine de sahip. Bir mahallenin köpeği, bir mahallenin kedisi de olabiliyor ve o mahalle, o sokak, o hayvana bakabiliyor. Evet, bunu yapabiliyoruz. Ama popülasyonun artmasıyla birlikte bu denge bozuldu. Türkiye'deki hayvan sorunu sadece Türk usullerine göre çözülebilir. Diğer ülkelere bakarak çözemezsiniz. Peki bunun çözümü ne diyecekseniz bunun çözümü şu şekilde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten sokak hayvanları meselesi çözülmesi gereken bir mesele. Sokaklarda gerçekten büyük bir saldırganlıkla baş başayız. Buradan çok yakın bir zamanda ben de o saldırıya maruz kaldım. Hatta öyle ki kuduz aşısı bile her yerde bulunmuyor artık. Yani büyük bir sorun var. Ama bu sorunun nedenini size anlattım. Dolayısıyla doğru nedeni bulursanız doğru çözümü de bulursunuz. Peki sokak hayvanları meselesindeki asıl neden ne? Asıl neden para. Para. Asıl neden para olduğu için bu nedeni ortadan kaldırmadığınız sürece bu sorun çözülmez arkadaşlar. Bu sorunu şöyle çözebiliriz. Hayvanları öldürme yasası yerine bu hayırseverlik adı altındaki dolandırıcılık yasası çıkarılmalı. Bundan sonra sosyal medyada köpek satan, üretimini paylaşan, bağış toplayan, pet shoplarda hayvan satanlar hayırseverlik yapmaya başladıktan sonra bir anda zenginleşenlerden savunma alınıp dolandırıcılıkları tespit edilenler tüm mal varlıklarına sokak hayvanları adına el konulmalı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, rahat yaşaması için bu en kullanılan mal varlıklarından bir fon oluşturularak bu suç parasının tamamı bu fon aktarılıp aşımalı olarak sokak hayvanlarının refahını artıracak bir sistem kurmalı. Bu sistem içerisinde saldırgan cinslerin ayrı bir alanda muhafaza edilmesini, diğer sakin cinslerle aynı ortamda bulundurulmaması sağlanmalı. Sokak hayvanlarına özel parklarının kurulup bu parklarda hayvanların özgürce yaşaması sağlanmalı. Ancak bu sokaklardan tüm hayvanların kaldırılması gerektiğini zorunu kılmaz. Uysal olduğunu düşündüğünüz ve insanlarla yaşamaya adepte olmuş diğer canlılar sokaklara yine bırakılmalı. Ve göreceksiniz ki sokaktaki o canı o sokak yine sahiplenecek zaten. Normalde zaten böyleydi. Ama ekonominin bozulmasıyla birlikte ahlak yozlaşmasının artmasıyla birlikte aç gözle insanlar daha çok para daha çok para diye diye bugünkü popülasyonu yaratmadaki en büyük katkılar oldu. Ve buna bir yılda gelmedik. Buna nereden baksanız 10 yıldır bu böyle bir durumdu. Son 5 yılda popülasyon çok arttığı için sadece gözümüze battı. Ve Bunlar, bu kişiler eskiden çok daha güçlüler. Bakın ben bu videoyu çektiğin için yarın linçleneceğim muhtemelen. Yorumlar kısmına girin bakın. Göreceksiniz ki bana saldıran insanları göreceksiniz ama zerre onlarında değil. Çünkü gerçekler ortaya çıkmadı. Sorunun ana kaynağına inilmeli ki o canları katletmesinler. Asıl o canları o şahısları dilim varmıyor şimdi o kişilerin ne demeye veya onların refaha edilmesi, onların toplumdan soyutlanması gerekiyor. İşte bu soyutlanma başarılı olursa sokak hayvanları meselesi gündemimizden düşer. Yanlış anlaşılmasın. Burada insanların canını hayvanların canından önde falan tuttuğum falan da yok. Hemen böyle bir eleştiriye gelmeyin. Biliyorum nasıl oldu. Köpeklerin saldırısına, sokak hayvanlarına saldırısına maruz da kaldım. Bunu da biliyorum. Evet böyle bir sorun olduğunu da biliyorum. Ama bu sorunun nedenini de biliyorum. Nedeni bildiğim için nedeni ortadan kaldırmadan, nedene neden olan insanlar ortadan kaldırmadan, bunların o asıl taptıkları şeyi ortadan kaldırmadan bu sorunu çözemeyiz arkadaşlar. Kimse kimseyi kandırmaz. Sorun yanlış yere davranıyor. Bakın bu söylediklerime kulak vermediğiniz takdirde çok değil. Yakın bir zamanda bu popülasyonun daha da artarak devam ettiğini göreceksiniz. Ve şunu diyeceksiniz. Ya bu hayvanlar hala bizi tehdit ediyor. Hala çocuklarımıza saldırıyor. Hala bize saldırıyor diyeceksiniz. Evet diyeceksiniz. Göreceksiniz ki hiçbir şey değişmemiş. Hatta sayılarının arttığını göreceksiniz. Ve bir popülasyon dengesizliği ortaya çıkacak. Köpeklerin sayısının artmasına bağlı olarak belki kedilerin sayısı azalacak. Evet bu da mümkün. Kediler eskisi kadar rahat da dolaşamıyor sokaklara. Çünkü bir popülasyon dengesizliği var ortada. Ve bu nedenledir ki göreceksinizdir ki sokaktaki hayvanlar daha da saldırganlaşacak hale gelecekler. Size sadece şunu söyleyeyim. Bu sektörde dönen parayı gördünüz değil mi? Muazzam paralar. Ve bu paraların insanların neleri satın alabileceğini hiç düşündünüz mü? Neler yapabileceklerini düşündünüz mü? Sizce bu kadar büyük para kazanan bu kişiler öldürülen her hayvanın yerine kaç tane yeni hayvan üretebilir, sokağa salabilirler? Çünkü onların rahat kaynağı sokaklardaki hayvanların eziyet görmesi. Sokaktaki hayvanların öldürülmesidir. Onlar öldürüldükçe onların cebi para dolacak. Asıl mesele bu. Bu arada hayvan sever olan gerçek hayvan severleri tenzih edelim ki ben de onlardan biri. Ancak lütfen gerçek hayvanseverler üzerlerine alınmasın. Onların derdinin ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Eğer gerçek hayvan severseniz öncelikle bu nedene neden olanların deşifre edilmesi şart. Bunu kimse yapmıyorsa gerçek hayvan yapması gerekiyor. Ben elimden geldiğince bu insanları deşifre edeceğim. Çünkü bunlar olduğu sürece sokaklarda canlar daha da kötü bir hale gelecek. İnsanlara saldırılar artacak, çocuklara saldırılar artacak ve daha nicesi. Tabii ki tepki ve takdir sizindir. Ben zaman içerisinde yine bu araştırmalarla devam edeceğim ve yine tespit ettiklerimi bu hesap üzerinden yine paylaşacağım. Ancak bu kazanç kapısının ucu kimlere çıkar onu bilemem. Zaten açıkçası pek umursamıyorum. Önemli olan şey bu nedenin asıl nedenini bulmaktı ki asıl nedeni de Masak raporuna göre de bulduk zaten. Sadece sosyal medyada biraz gezinseniz dahi birçok şeyi bulabilirsiniz zaten. Poysa sokak hayvanları meselesi yüzünden gerçekten zengin olanlar bir yılda hiç parası olmayıp bir yıl sonra zengin olan insanlara bir baktığınızda gerçekler ortaya çıkacak bu insanlar gerekli cezayı alırlarsa bu sorun emin olun kendinle çözülecektir. Her zaman dediğim gibi yaşam kolaydır. Zorlaştıran bizleriz. Umarım bu sefer zorlaştırma değil kolaylaştırmayı tercih ederiz. Videoyu beğendiyseniz diğer hayvansever arkadaşlarla paylaşın ki gerçekler bir mühine olsa artsın. Ben elimden geldiğince bu konu üzerinde çalışmalar yapacağım. Ancak sizden ricam destek vermezsin. nokta dahi olsa bir yorum yapmanız bizim açımızdan çok önemli. Eğer hala bu kanalı takip etmiyorsan takip ederek de destek olabilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla, güzellikle ve yaşamla kalın. Hoşçakalın.